Herkese merhabalar. Yeni bir benim videosuyla karşınızdayım. Bugün geleceğe geri dönüyoruz. Anlayacağınız bugün yine zaman yolculuklarından bahsedeceğim. Fakat bugün geçmişten değil, gelecekten bahsedeceğiz. Ben daha önce kanalımda zaman yolculuğuyla alakalı birçok video yaptım. Hepsini bulabilirsiniz. Ama genelde bu videolarda daha çok üzerinde durduğumuz kısım geçmişe yolculuktu. Niye ise insanlar geleceğe gitmek yerine geçmişi daha çok merak ediyorlar. Belki bazı hataları değiştirmek istedikleri için. O yüzden de geleceğe gidiş kısmını hep hızlı geçmek zorunda kalıyordu ve şunları söylüyordum. Geleceğe gitmek kolaydır. En azından günümüzün teknolojik sınırları içerisinde mümkündür. Geleceğe gidebilmek için ya ışık hızına yaklaşabildiğimiz kadar yaklaşmalıyız veyahut da kara delik gibi çok büyük kütleli bir nesnenin kütle çekimine kapılmalıyız diyordum. Ve bu kısmı hızlı geçtikten sonra başlıyorduk geçmişe yolculuğa. İmkansız ama aşılabilir mi? Yok FTD sürücüleri, yok tipli silindirleri diye konuyu orada uzatıp gidiyorduk ve günün sonunda maalesef her zaman kendimizi aynı çıktan sokakta buluyorduk. Çünkü hem teorik olarak hem de mühendislik olarak geçmişe gitmek imkansız ama gelecek orada pırıl pırıl bizi bekliyor. Ve daha önce birçok kez söylediğim gibi geleceğe gidebiliriz. Bu mümkün. Ama nasıl? İşte bugünkü videomuzda bu nasıl sorusuna daha net bir cevap vereceğim. Geleceğe nasıl gidebiliriz? Şimdi evet gitmek mümkün ama bu iş kitaplardaki ya da filmlerdeki gibi değil. Yani bir telefon kulübesine girerek veyahut da saate 88 bine çıkarak geleceğe öyle pat diye gidemiyoruz. Bu da biraz zahmetli bir iş. İşte bugün bu zahmetin detaylarına gireceğiz. Tamam evet pat diye geleceğe gidemiyoruz fakat bunu yapmanın yöntemi nedir? İşte bu sorunun cevabını yıllar önce 20. yüzyılın başında Albert Einstein vermişti. Kullanmamız gereken yöntem son derece basit. Bizim burada zaman genişlemesini kullanmamız gerekiyor. İşte bugünkü videomuzda size zaman genişlemesini anlatacağım. Zaman genişlemesi nedir, nasıl olur ve biz onu kullanarak nasıl olur da geleceğe gidebiliriz? Albert Einstein 20. yüzyılın başında özel görelilik kanunu yazarken çok ilginç bir şeyden bahsetmişti. Ona göre zamanda daha hızlı hareket edebilmek için yapmanız gereken şey çok tuhaftı. Kendi zaman akışınızı yavaşlatmanız gerekiyordu. Özel görelilik der ki, iki gözlemci arasında daha hızlı hareket eden için zamanın akışı daha yavaştır. Einstein kısaca bunu şu şekilde açıklar. Hızınız arttıkça, hareketiniz arttıkça sizin zaman akış hızınız yavaşlamaya başlar ve farklı gözlemler yapmaya başlarsınız. Sizi gözleyen biri sizin hareketlerinizin ağırlaştığını, yavaşladığını gözlemleyecektir. Fakat siz hızlı giden dışarıya baktığınızda sizi gözleyen gözlemcinin sanki ileri sarılmış bir film gibi hızlı hareket ettiğini görecektir. İşte Einstein ve ondan sonra gelen bilim insanları bunu kullanarak zamanda ileriye doğru hızlı gidebileceğinizi iddia ediyorlar. E peki bu nasıl olacak? Şu anda kafalar karışmıştır eminim ama hiç merak etmeyin. Bunun nasıl yapıldığını anlatan çok ünlü bir teori daha var veyahut da paradoks. Hani şu meşhur ikizler paradoksu. Aslında bu bir paradoks değil ama niyeyse ona öyle bir isim verilmiş. Gelin o meşhur ikizler örneğinden devam edelim konuya. Diyelim ki iki tane ikiz kardeşimiz var. Fiziksel özellikle tamamıyla aynı. Yaşları da aynı. Bu ikiz kardeşlerden biri yerdeki sabit bir istasyonda dursun. Diğer ikiz kardeş ise son derece hızlı ve gelişmiş bir rokete bindirelim. Bu çok özel bir roket çünkü bu roket ışık hızının %90'ını kadar hızlı gidebiliyor. İkizimizi uzaya göndermeden önce ona bir atomik saat verelim. Ve bu saatle senkronlanmış başka bir atomik saat ile yer istasyonunda bekleyen ikize verelim. Bu saatten ikisi de senkronize bir şekilde çalışıyor. Yani milyarda bir sapmaları var. Yukarıdaki neyi ölçüyorsa diğeri de aynı şeyi ölçüyor. İki saat arasında hiçbir sapma yok. Birbirleriyle yapabileceğimiz en senkronize şekilde çalışıyorlar. Şimdi ikizlerden birini saatle birlikte rokete bindirelim ve roketi ateşleyelim. Diyelim ki onun roketi güneş sistemi içerisinde bir yıl boyunca ışık hızının %90 hızıyla seyahat etsin. Seyahat başladığında çok garip ve tuhaf şeyler olmaya başlayacak. İki gözlemci de evreni ve dünyayı farklı gözlemleyecekler. Yer istasyonundaki ikiz kardeşe bir tane de teleskop verelim. Ve o teleskop da sürekli olarak kardeşini uzayda izlesin. Yerdeki kardeş uzayda hareket eden rokete baktığında çok tuhaf bir şey görecek. Bu roket sözde ışık hızının %90'ı hızla hareket ediyor ama bizim gözlemcimiz ona baktığında sanki roket neredeyse hiç hareket etmiyormuş gibi görünecek. Sanki roket uzayda dolmuş kalmış öyle duruyor gibi. İşin daha tuhafı uzay gemisindeki ikize de bir teleskop verelim o da dünyaya baksın. Onun gördüğü şey çok daha tuhaf. O da sanki bizim dünya hızlandırılmış gibi tuhaf bir manzarayla karşılaşacak. Gördüğü her şey çok hızlı hareket edecek. Dünya fırıl fırıl dönecek. Dünyanın üzerindeki ışıklar büyük bir hızla hareket edecek. İşte göreceliğin sihri burada başlıyor. Yerdeki gözlemci ikize göre Uzay gemisi yani o roket donmuş bir halde. Neredeyse hiç hareket etmiyor. Fakat roketteki ikiz kardeşe göre dünyanın zamanı inanılmaz derecede hızlanmış. Dünya fırıl fırıl dönüyor. Hatta sadece dünya değil pencereden gördüğü her şey fırıl fırıl hareket ediyor. Neyse bu gariplikleri aldırış etmeden yollarına devam ediyorlar. Ve bizim roketteki ikiz kardeş bir yıl sonra dünyaya geri dönüyor. Fakat dünya bıraktığı dünya değil. Çünkü o geri döndüğünde onun için sadece bir yıl geçmiş olacak. Saatleri karşılaştırıyoruz ya. Diğer ikiz kardeşteki saat ise tam 60 yıl ya da aşağı yukarı 60 yıl civarında sapmış olacak. Ha bu arada 60 farazi bir rakam sadece aradaki mesafeyi anlayın diye söylüyorum. Yerdeki ikiz kardeşiyle karşılaştığında ise bizim roketteki çocuk daha büyük bir şok geçirecek. Çünkü bu kardeş diyelim ki yola çıkmadan önce 20 yaşındaydı ve dünyaya döndüğünde artık 21 yaşında. Fakat onu geri döndüğünde kardeşi değil yaşlı bir adam karşılayacak. 80'ine merdiven dayamış çok yaşlı bir adam. Çünkü bizim roketteki arkadaş için sadece bir yıl geçmişken dünyada dediğim gibi 50-60 küsür yıl geçmiş olacak. Gördüğünüz gibi zaman genişlemesini en iyi anlatan örnek bu ikizler paradoksu. E peki burada ne oluyor? Bunların neden zaman çizgileri kayıyor? Neden farklılaşıyor? Dediğim gibi Einstein bunu zaten özel görelikte anlatmıştım. Ona göre uzay zamanda nesnelerin hızı arttıkça hızı artan nesne için zamanın akış hızı yavaşlamaya başlıyor. Ama bu tamamiyle görece bir yavaşlama. Yani sadece o hızla çıkan nesne veyahut da gözlemci için geçerli. Çünkü en nihayetinde hala sabit bir uzay zamanın içerisindeyiz. O yüzden de dışarıdan bakan gözlemciye göre yüksek hızdaki gözlemcinin hareketleri çok daha yavaşlıyor. Ve hızla hareket eden gözlemciye göre ise dışarıdaki evrenin hızı gittikçe artmaya başlıyor. E peki tamam Einstein böyle demiş roketler gönderdik işte ikizlerin arasındaki yaş farkını açlık eyvallah şu bu da. Bu tamamıyla bir teoriden ibaret olmasın sakın. Bu arada teoriden kastım bilimsel teori değil Hollywood teorisi. Hayır değil çünkü bu kanun yani bu özel görelik dediğimiz şey uzun yıllardan önce keşfedildi zaten. Ve hala günümüzde de işliyor bunu net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Uzay yolculukları başladığından beri dünyanın yörüngesine uydular ve insanlar gönderdiğimizden beri özel göreliliğin ve zaman genişlemesinin gerçek olduğunu biz sürekli olarak görüyoruz, gözlemliyoruz tekrar ve tekrar. Çünkü dünyanın yörüngesine gönderdiğimiz araçlar ve astronotlar veyahut da kozmonotlar yörüngenin çevresinde çok yüksek bir hızla hareket ediyorlar. Mesela Uluslararası Uzay İstasyonu ISS'tense bir örnek vereyim. ISS ortalama olarak saatte 28 bin kilometrelik bir hızla dünyanın çevresinde dönüyor. Bu yüzden de ISS'in içerisinde geçen zaman dünyadaki zamandan çok az farklı olsa da daha yavaş. Bu bir gerçek çünkü bu ölçümler daha önce atom saatleri tekrar tekrar yapıldı. Ve dünyanın yörüngesinde büyük bir hızlı dönen nesnelerin ya da cisimlerin zaman akışının dünyadakinden daha az olduğu birçok kez kanıtlandı. Yani uzaya çıkarsanız dünyanın yörüngesinde büyük hızlarla dönerseniz azıcık da olsa zamanda yolculuk yapmış olursunuz ve yaşanma hızınızı dünyaya kıyasla çok çok az da olsa düşürebilirsiniz. Yani zaman genişlemesi bir gerçektir ve dediğim gibi bir teori, bir fikir, bilimsel bir fenomen değildir. Günümüzde uzay mühendisliğinin en ciddi problemlerinden biridir. Çünkü bunu hesaplamazsanız uzaya gönderdiğiniz uydularınız senkronize bir şekilde çalışmaz. Mesela dünyada küresel konumlama için kullandığımız GPS uyduları zaman genişlemesi prensibine çok dikkat ederler ve zaman genişlemesini hesaba katarak kendilerini sürekli olarak güncellerler. Eğer bunu yapmazlarsa bir süre sonra GPS uydularının sonuçları hatalı çıkmaya başlar çünkü. Ve günün birinde birileri inanılmaz derecede hızlı bir roket yapmaya karar verirse, ışık hızının %50, 60, 70, 80, 90'ı belki de ki biliyorsunuz %100'e asla çıkamazsınız. Madde olarak asla 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 ışık hızına çıkamazsınız ki neden sorusunun cevabını merak ediyorsunuz? Diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Bu hızlara çıkan bir roket yapmayı başardığımızda bunu bir şekilde geleceğe giden bir zaman makinesi olarak kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi geleceğe gitmenin yöntemi bu. Bu size biraz hayal kırıklığı yaşatmış olabilir. Çünkü ben de aslında filmlerdeki gibi bir işte özel makinenin içerisine girip bir anda geleceğe gitmek isterdim. Veyahut da bir arabanın içinde birlikte saatte 88 mil hıza ulaştığımda zamanın istediğim noktasına gitmek isterim. Bunlar güzel şeyler, fantastik şeyler ama gerçek dünyada pek karşılıkları yok. Ama yine de en azından geleceğe bir şekilde gidiyoruz. Son derece zahmetli ve zorlu bir süreç olsa da bunu yapmamız mümkün. Ve bunu yapabilmek için yapmamız gereken şey gerçekten çok garip, çok ironik. Zamanda daha ileriye doğru gidebilmek için kendi zamanımızı yavaşlatmak zorundayız. İşte bu mekanizmanın aynısı yüksek kütle çekimi olan nesnelerin çevresinde de geçerlidir. Karadelik örneğinde hep veriyordum. Bir karadeliğin kütle çekimine çok yaklaşırsanız siz de zamanda yavaşlamaya başlarsınız. Bunun da mekanizması az çok diğerine benzer ama burada işler biraz daha farklı. Karadelik gibi devasa kütleli cisimler etraflarındaki uzay-zaman kumaşını çok ciddi anlamda çekiştirdikleri için ışığın hareket etmesi gereken mesafeyi arttırırlar. Siz de aynı noktaya hareket ettiğiniz zaman sizin de gitmeniz gereken mesafe daha uzayacağı için sanki çok yüksek hızla hareket ediyormuş gibi sizin de zaman akışınız yavaşlar. Kabaca toparlayacak olursam geleceğe gidebiliriz. Evet, ama bilim kurgu filmlerindeki gibi değil. Bizim ya ışık hızına yaklaşmamız veyahut da yüksek bir kütle çekimine kapılmamız gerekiyor. dedi ki benim tercihim birinci yöntem. Veya günün birinde çılgın bir binyerder bunu yapabilmek için ciddi paralar harcamaya göze alırsa kim bilir belki de biz bugün bu videoyu izleyenler insanlık tarihinin ilk gerçek zaman makinesini de görebiliriz. Bakalım bu deliliği kim yapacak? Ben Elon Musk'tan bekliyordum fakat o bütün parayı Twitter'da gömdüğü için artık böyle şeyler pek yapmaz gibime geliyor. Ama bu konuyla ilgili bir gelişme olursa ben onunla ilgili bir video mutlaka yapacağım. Beklemede kalın, takipte kalın. Ama bu bugünlük bu kadar. Bu videoyu hazırlarken kullandığım dijital kaynakları her zaman olduğu gibi açıklama kısmına ekliyorum. Bana ulaşabileceğin sosyal medya adreslerini de oraya ekliyorum. Daha da fazla uzatmıyorum. Herkese mavi ekransız günler diyorum. İyi günler.